Zorlu formatıyla daha önce hiç görülmemiş bir bisiklet organizasyonu olan Red Bull Down Till Dusk heyecanı Kapadokya'da yapıldı. Dağ bisikleti yarışlarına yeni bir soluk getiren mücadele gün doğumundan gün batımına kadar hem katılımcılara hem de izleyenlere adrenalin dolu bir gün yaşattı. Yarışmanın ardından akşam düzenlenen törenle erkek ve kadın kategorilerinde olmak üzere birinci, ikinci, üçüncülere ödülleri takdim edildi. Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Nevşehir Jandarma Binbaşı Adem Akgümüş, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Düzenlenen törenin ardından etkinlik hakkında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, CT Haber mikrofonlarımıza şunları söyledi. Çok güzel geri dönütler aldık biz. İnşallah el birliğiyle bu organizasyonu da tıpkı birkaç tane marka organizasyon gibi çok daha sayılarının kalabalık hale geleceği şekliyle gelecek yıllarda da ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bu tarz böyle ulusal ve uluslararası organizasyonlara ilimizde ev sahipliği yaptıkça aslında biz de büyük bir gurur duyuyoruz ekibimizle birlikte. Hem şehire koyduğumuz katma değer anlamında hem de bu şehrin aslında ne kadar reytingi yüksek, büyülü bir şehir olduğunu insanların fark ederek buralara gelmesini görmüş olmak da bizi çok daha motive ediyor. Yine her zaman söylediğimiz bir şeyi söylüyoruz. Ondan sonra da bunun üstüne bir şey demek istemiyorum. Nevşehir bundan sonra çok çok daha fazla ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü ise etkinlik kapsamında açıklamalarda bulundu. Evet, özel bir içecek firmasının biliyorsunuz bölgemiz üzerinde bisiklet sportif faaliyetleri üzerinde bir çalışması oldu. Nevşehir Valiliğimiz, Alan Başkanlığımız ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün destekleriyle, organizasyon içeriğiyle bizler de yerel yönetim olarak destek verdik. Mekanlarımızı açtık. Tabii kazasız belasız bir yarışma olması münasebetiyle zor bir parkurda sporcular ben sabah 6.30'da da startında da ben bölgedeydim. Kazasız belasız bir şekilde bir yarışma oldu. Tabii ki kasabamız için, bölgemiz için büyük bir tanıtım sağlamıştır. Büyük bir katkı da sağlamıştır. Bu gibi organizasyonlara ev sahipliği yapmanın da bu memnuniyeti içerisindeyiz. Ümit ederim ki 2022 yılında da bu gibi sportif aktivitelerin ve özel firmaların sponsorluğunda bölgemizde ciddi sayıda çoğalacağını ben ümit ediyorum. Düzenlenen törenin ardından Uçhisar Kalesi'nde Kalben konseri düzenlendi. En son 11 Ocak 2020'de güzel Kapadokya'da bir konserimiz oldu ve sonra dünya kapandı ve size kavuşamadım. Ne güzel bir gece.